Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. KPSS Güncel Bilgiler kanalındasın. Neden buradasın? Çünkü artık sınava çok az, minicik, ufacık bir zaman kaldığı için bundan sonra paylaşacağım güncel bilgiler. Daha çok tekrar niteliğinde olacak. Yani kendi paylaştıklarımdan, oradan, buradan, şuradan derlediğim bilgileri artık toptan vereceğim. Para kendiye son. Toptan arkadaşlar. Her bedenden dört tane. Yok her üründen 4 tane. Evet nasıl olacak? Şöyle olacak. Bugün itibariyle 50'şer adet soru paylaşacağım. Yani diyelim ki ayın bugün işte 7'si 50 adet soru paylaştım. 3 gün sonra bir 50 daha. 50 50 50 gideceğiz. Yani bundan sonra artık formatımız 50'şer adet. nereden hangi bilgiyi bulursam buraya yapıştıracağım. E, i̇nşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz hep beraber. Tekrar söylüyorum. Bu soruları paylaşmıştınız yok efendim bunu yazmıştınız falan demeyin. Tekrar söylüyorum. Sorularımız tekrar internetindedir. Yani bu soruları zaten daha önce paylaşmıştık. Bunları hep birlikte tek video to toplamak amacıyla paylaşıyorum. Sesim biraz bozuk olabilir. Rahatsızım. Umarım rahatsız olmazsınız. Başlıyoruz. Evet. Her yıl 10 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan şöhretler yoluna adı yazılacak ilk Türk kimdir diye bir soru eğer görürsek Mehmet Öz yapacağız. Haziran 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği bakanı Volkan Bozkır. Haziran 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Parmak ve sıkma olarak tabir edilen peynir. Kahramanmaraş'a ait bir peynir. Evet, 2020 Haziran e, tarihlerinde Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde en iyi uzun metraj film ödülleri alan film For Sama. Sama için arkadaşlar. Haziran 2020 tarihinde TSK'nın Irak'ın kuzeyine başlattığı operasyon üzerinden geçti bayağı. Pençe Kartal operasyonu. Yine Haziran 2020 tarihinde Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura kentinin en önemli caddesine ismi verilen Osmanlı padişahı kimdir diye sormuş. Kanuni Sultan Süleyman. Zaten Trablus'tan belki akılda kalabilir. Haziran 2020 tarihinde Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP Kapsamında enerji üretimi amacıyla kısaca şunu söylüyor. Dicle Nehri üzerinde inşa edilen ılı barajına verilen isim. Veysel Eroğlu. Hocam zaten bunu paylaşmıştınız diyenleri duyar gibiyim. <laughs> Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli tünel açma makinesinin adı. Makinesisin değil tabii ki. Makinesinin. Evet lale olacak. Dünyada ilk defa Türk ışının tedavisi uygulanan il Diyarbakır. Çavuş üzümü olarak bilinen ve Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillenen üzüm nerede yetiştirilmektedir? Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi. İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan açık arttırma ile hangi portre satın almıştır? Fatih Sultan Mehmet portresi. BM kalkınma programı yani Birleşmiş Milletler Türkiye'deki sudaki yaşam savuncusu olarak kimi seçmiştir diye sorarsa Şahika Ercümen yapıyoruz. Evet Haziran 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kim seçilmiştir? Bekir Şahin 2021 yılı Avrupa Kültür Başkenti Temeş var. Doğu Karadeniz eklenen iki yeni ilimiz neresidir diye sorarsa Amasya ve Çorum arkadaşlar. Mayıs 2020 tarihinde Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu ölen ve ölümüyle ABD'de gösterilerin yaşandığı siyahi vatandaş George Floyd. Mayıs 2020 tarihinde 0-12 yaş arasında dünyanın en hızlı F klavye kullanan ismi Nisa Maya Tunçoğlu. Ya ben bu şeye çocukları da hazırlıyordum da yarım kaldı. Mayıs 2020 tarihinde görev süresi dolan Zerrin Güngör yerine Danıştay Başkanı kimdir? Seçilen yeni kişi Zeki Yiğit. Evet soru 19. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını. İvet Bahar. Mayıs 2020 tarihinde hangi ülkede yaşanan çekirge istilası sonucu o hal ilan edilmiştir? Bu soru güzel bir soru bu arada. Pakistan'da çekirge istilası oluyor ve ülke diğer günü o hal olarak ilan ediyor. 2021 yılında düzenlenecek olan 5. İslami dayanışma oyunları Türkiye'de hangi şehirde yapılacaktır? Konya arkadaşlar. Evet 250. doğum yılı sebebiyle 2020 yılı ne yılı ilan edilmiştir? Ya sordu ama yıl demişiz. Ne yılı yıl yılı. <laughs> evet Beethoven arkadaşlar. Tubitak Bilgem tarafından yürütülen ışın projesi kapsamında geliştirilen ilk milli lazer silahımız. ilk milli lazer. Bam bam bam. Armol. İran para birimi biliyorsunuz ki değiştirildi. Riyaldi. Bunun yerine hangisi kullanıl maya başlanmıştır. Tümen arkadaşlar. Ilısu Barajı'nın yapımı sebebiyle Batman ilimizin hangi tarihi ilçesi sular altında kalmıştır? Hasan Keyf maalesef. Yerli solunum cihazımızın ilk ihracatı yani satıldığı ülke Litvanya arkadaşlar. 2020 yılının İspanya ünlü gazetelerinden birisi olan Marca sitesinde Yapılan anket sonucunda dünyanın en güzel bayrağı Türk bayrağı arkadaşlar. Bu yıl 23 Nisan tarihinde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sloganı ne olmuştu? Televizyonlarda bayağı bir verildi çok güzeldi. Yeditepe'nin şehrinden yedi kıtaya slogan buydu. Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın yüksek kesimlerinde yayılış gösteren hangi bitki türü endemik bitki türü olmuştur? İsmini soruyor. Kel de mi? Göz aşinalığı olsun diye bunları verdim. Tamamen yerli üretim olan solunum cihazı zaten Sahra. 2020 Şubat ayı TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun ortanca yaşını soruyor size. 32.4 Türkiye'nin ilk milli hava savunma füzesi Hisar. Her yıl düzenlenen uluslararası portakal çiçeği karnavalı Hangi elimizle yapılmaktadır? Adana'nın yolları. Evet. Geleceğe nefes seferberliğini başlatan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli. Kazakistan'ın başkenti olan Astana'nın adı değişti biliyorsunuz. Yeni adını soruyor. Nur Sultan olmuştur. Gün olur Asra Bedel, Beyaz Gemi ve Cemile isimli eserleriyle bilinen dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aitmatov. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yeni ulaştırma bakanımız Adil Kara İsmailoğlu. İlk sanal G20 zirvesi Mart 2020'de hangi ülke başkanlığında toplanmıştı? Çok güzel bir soru olur bence sorulursa. Cevap Suudi Arabistan. Biliyorsunuz ki online olduğu için bence ilk olduğu için de önemli. Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca. Türkiye'nin önemli mimarlarından, sayısız yapıya imza atan ve uzun yıllardır Evrensel Gazetesi'nin yazarları arasında yer alan ve 86 yaşında hayatını kaybeden bu ölümler e, hani önemli oluyor o yüzden dikkat edin yazarlara, çizerlere. Cengiz Bektaş. Vadesi dolan borçlarını ödeyemeyerek iflas ettiğini açıklayan ülke Lübnan arkadaşlar gidip bunu Litvanya falan yapmayınız. 11 yaşındaki çocuğun seçtiği isim ile NASA'nın Mars aracına verdiği isim. Azim arkadaşlar da yanına verirler diye düşünüyorum. KKTC'nin yerli otomobilinin adı Günsel. Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'deki kara giriş yapan Üçüncü sondaj gemimiz. Hatırlayın 3 hece kanuni. Bir tanesi yazmış. Hocam fuzuli de 3 heceli. Fuzuli. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Türkiye'de sadece bir ilimizin 4 bölgeye sınırı vardır. Bu il neresidir diye sorarsa bilecik. Genel kültür olarak aklımızda kalsın. Dünyada toplam alan bakımından en büyük ülke yani sorduğu şey yüz ölçümü. Rusya arkadaşlar. Kanada'nın Alberta eyaletinde 11 milyon yıllık yeni bir bu dinozor olması lazım. Binonozo <laughs> e, fosili bulunmuştur. Bu dinozora verilen isim ölüm meleği arkadaşlar. İdlib'de başlatılan operasyonun adı da Bahar Kalkanı. 2019 TÜİK verilerine göre en çok ithalat yaptığımız ülke yani alım Rusya. Ve dünya başkanının, Dünya Bankası'nın başkanı David Malpass hatırla, paraları bastıyorduk, malları bastı. Sen Dünya Bankası'sın falan. Evet, ben olsam şöyle yaparım sizin yerinizde. Tüm bunları izleyip en sonunda videoyu en başta -alar, alar, sesimi de kapatırım. Tek tek kendim. Mesela işte videoyu açtınız, sesimi kıssınız. Bunları okuyup cevabı kendiniz verin. Oku görünce de. İşte durdurun, cevabı verin, ilerletin. Cevabı verin, ilerletin. Bu yüzden bu şekilde e, ayarladım. Umarım faydası olacaktır. Tekrar söylüyorum. Bu bir seri olacak. Yani 50'şer 50'şer bundan sonra gideceğim. İçlerinde paylaşmadığım sorular da var. Paylaştığım sorular da var. Yani karma olacak bundan sonra. İnşallah faydasını hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar Şimdiden çalışanlara, emek verenlere tekrar kolay gelsin. Sesini tekrar söylüyorum birazcık bozuk. Umarım rahatsız etmiyordur. Kendinize iyi bakınız. Sağlıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.